dengenin yerini dengesizliğin alması. Bu o kadar önemli bir şey ki inanın ki iletişimin insani ilişkilerin anahtar kavramıdır denge. Ne demek denge biliyor musunuz? Beklentide itidal. Kiminle münasebet kuruyorsan beklentide itidal. Babanla, annenle, evladınla, hocanla, talebenle, işverenle, işçinle kiminle kuruyorsan beklentide itidal. Karşındaki insan sen de insansın. O da robot değil, sen de robot değilsin. O halde insan üstü şeyleri bekleme. Şimdi sen bir bey olarak şöyle bir hanım tasavvur ediyorsun. Öyle bir hanım olsun ki hep gülsün, hiç benden bir şey istemesin. Ben ne desem tamam desin. Kocacığım sen bilirsin desin. Her şeye eyvallah etsin. Ya böyle şey nerede var? Bu cennette olacaksa olacak. Sen cenneti istiyorsun burada. Aynı şey hanım için geçerli benim kocam öyle olacak ki işte ben ne desem emri dersin karıcığım diyecek işte her zaman bana çiçekle gelecek hep böyle güzel sözler söyleyecek sinirleri tamamen alınmış olacak hiçbir şekilde öfkelenmeyecek kızmayacak bağırmayacak çağırmayacak öyle bir şey yok ya bakın insanız yarım saattir ben konuşuyorum size Yarım saatte 40 tane duygu değişti. Başlangıçta nasıldık? Şimdi nasıl olduk? Biraz sonra nasıl olacağız? İnsanız ya biz robot değiliz ki. Biz insanız, karşımızdaki de insan. Ne kendimizden ne başkasından insan üstü bir şey beklemeye hakkımız yok. Bugün bu beklentilerdeki itidalsizlikten dolayı sıkıntılar yaşanıyor. Anne baba kendi yapmadığını, yapamadığını evladından bekliyor. Niye evladından bekliyorsun ya? Senin çoluk çocuğun senin ideallerinin kurbanı değil ki. O bir şahsiyet taşıyor. Kendisi tercih edecek. Sen ona bir baba olarak, anne olarak yönlendirmede bulunacaksın. Benim dediğim gibi olacaksın. Ben ne dersem onu yapacaksın. Benim dediğimden dışarı çıkmayacaksın. Şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın. Böyle dedik, dedik diye bakın şahsiyetsiz bir toplum oluşturduk. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kez olsun böyle bir şey söylemedi sahabeye. Kendi elinin altındaki çocuklara da bunu söylemedi. Allah Resulü'nün hayatını öğreniyoruz bakın işte burada. Onun söyledikleridir bizim için asıl olan. Zaten biz bunları onun hayatından çıkarıyoruz. Onun için asla beklentide itidalsizlik yok. Beklentini makul seviyeye çek rahat et. Eğer sen makul seviyede tutarsan beklentini o beklentiden daha üst düzeyde bir şey gelirse valla seni sevindirir. Aynısı gelirse zaten o kadardı. Az gelirse de insan ne yapalım dersin sabredersin bak olur biter. Hiçbir şekilde hiçbir şey o ilişkilerin zedelenmesine imkan vermez. Dolayısıyla denge dediğimiz şey itidal dediğimiz şey iletişimin anahtar kavramıdır. Bu manada en önemli şey olarak karşımızda duruyor.